yayınladı. Hangi kitaptı? Bakın ben bunları onlardan aldım. Onların kitabından aldım. Yayınladığı kitaptan aldım bunların şeylerini. Çıktılar oradan. Yok bu şey bu. Şark Cephesi'nin kumandanlığı. Evet üstte şey yapıyor. Tabii tabii oradan alınma. Ama 500 bin kişi yayınladı. Bakın altta şeyleri var. Şurada bakın. Bak tamam 65 sayfa bakın. Ha 65 sayfanın 2 sayfasını yani. Tabii ben sadece 2 sayfasını aldım. Hayır, onlar da öyle 2 sayfasını getirdim. Evet. Yani bu arşivde bunların hepsinin kayıtları oradan gelen raporlar çerçevesinde. Hatta öyle bir enteresan durum var ki. Van Hakkari'den diyor ki işte kurtuluş ümidiyle diyor Van bölgesine hareket eden 300 kişilik bir Yahudi kafilesi de diyor. Van yakınlarında tümüyle diyor imha edildi Ermeni komitelerince ve duvar biçiminde istif edildi diyor. Onu biliyorum. Şimdi onu da soracağım şimdi. O dönemde özellikle Başkale ile Hakkari arasında ya da Çölemelik arasında yoğun bir Yahudi nüfus da var. Çok fazla yoğun değil aslında. Daha çok şeye doğru, Musra doğru daha çok. Evet, aşağı doğru giderek artıyorlar. Evet. Onlar ne olmuş peki sonra? Onlardan da bir kısım. Bakın Barzanlardan falan mesela bazı belgelerde onlar da Yahudi olarak o Barzan bölgesini söylüyor. Barzaniler. Ya evet. Ya bugünkü oranın iletişiyor onları. Neyse ona geleceğiz. Peki tehcir kararı alınıyor. Tehcir kararı alınıncaya kadar 530 bin Müslüman tebaa Ermeniler tarafından katledildi. Yok, tehcir kararı alıncaya kadar 122 bin. 1914 Mayıs'ıyla 1915 yani bir yıllık dönem içerisinde 122 bin kişi. Ondan önce öldürülenler var ama 430 bin kişi tehcir kararı alındıktan sonra öldürülüyor. Yine Ermeniler Dünya Savaşı sırasında yine devam ediyor. Evet. Tehcir kararının sebebi anladığım kadarıyla ordu orada bir yandan İngilizler, bir yandan Fransızlar, bir yandan da özellikle Ruslarla çarpışırken... Ermeni çetelerinin Türklere ya da işte Müslümanlara yönelik kıyımını bir şekilde engellemek. Kesin sadece kıyımının ötesinde bir şeyler de var. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı ordusu ana olarak söylüyorum Galicia'yı falan saymıyorum. Şimdi dört ana cephede savaşıyor. Yani Filistin bölgesinde savaşıyor, Musul'da, Kafkasya'da ve Çanakkale'de savaşıyor. Şimdi bütün bunların geçiş noktası yani hem silah naklinde hem asker naklinde hem malzeme naklinde kullanılan yollar Anadolu'nun iç yapısı. Yani şeye kadar Ulukışlı'ya kadar trenle gidiyor. Askerler İstanbul ve Batı Anadolu'dan orada yaya olarak mesela şeye gidiyor. Kafkasya cephesine gidiyor veya aşağı Filistin bölgesine gönderiliyor. Yollarda hem tren yollarına sabotajlar yapılıyor hem lojistik destek unsurları malzemeler baskına uğruyor. Ki mesela Zeytun bölgesinde 15 bin kişilik bir çete meydana geliyor. Yunanistan'dan bunun için 15 bin tüfek ve 2 milyon mermi gönderiliyor. O tarihte. Bunların belgesi var. Ermenilere destek olarak. Tabii Fransız arşiv belgelerinde de var. İngiliz arşiv, Amerikan arşivlerinde. Yani Yunanlılar Anadolu'daki Ermeni isyancıları ama sadece Yunanlılar göndermiyor. Yolluyor. Mesela Winchester tüfekleri geliyor gemilerle. Amerika'dan. Tabii. Yine İtalya'dan Ermenilerin satın aldıkları bir takım silahlar yine İskenderun Körfezi üzerinden Ermenilere ulaştırılıyor. Şimdi bütün bunlar bir vaka. Durup dururken Osmanlı Devleti bunları nakletmiyor. Özellikle de en önemlisi haberleşme, bu orduların birbiriyle haberleşmesi veya vilayetlerle merkezin haberleşmesi telgrafla ancak olabiliyor. Başka şeyi yok, iletişim aracı telefon, yok. Telefon yok, cep telefonu yok. Fakat ilginçtir ki Ermeniler, Ermeni komiteleri, çeteleri tam telgrafların kesiştikleri bölgelerde isyan ediyorlar ve buraları işgal ediyorlar. Mesela Çatak tamamen Musul'a giden telgraf hattının ana merkezi. Burada isyan ediliyor. İşte Van'da isyan ediliyor. Bitlis'te, Muş'ta, Erzurum'da isyanlar var. Zeytun'da isyan var. Filistin'e giden yollar kapanıyor bununla. Aşağı yukarı 21 yerde isyan var bu yani dönemde. Yani çok da lojistik önemli yerlerde. Önemli yerlerde. Mesela Zeytun isyanı Ocak ayında başlıyor. 1915 Ocağında başlıyor. Önce üzerlerine küçük bir müfreze gönderiliyor. Bunu yok ediyor Ermeniler. Onun üzerine 20 bin kişilik bir ordu ki Fransız arşiv belgelerinde bunlar kayıtlı. 20 bin kişilik bir kuvvet Osmanlı kuvveti gönderiliyor ve kuşatıyorlar bunları. Şimdi şöyle düşünün Filistin'de siz mücadele ediyorsunuz. Cemal Paşa orada ordu komutanı. İngilizlerle mücadele ediyor. Ordusunda 40 bin insan var ama 20 bin insan Zeytun'la meşgul ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama Cemal Paşa'nın ne kadar önemli? Özür diledi Ermenilerden. O özür diledi. Zannediyorum şeyden dolayı dilemiş. Şeyden dolayı dilemiştir, dilemişse. Adana yok, Adana 1909 olayları var ya isyanı. Cebeli Bereket Mutasarrıfı Mehmet Asaf'ın hatıratını okursanız orada şöyle diyor. Cemal Paşa'nın valiliği dönemiyle ilgili hep diyor Ermenileri serbest bıraktı militanları, Müslümanları idama mahkum etti ve diyor bir beyanname neşretti.
Bu beyanname vatan ihaniyenin bir şaheseri olarak görülmektedir. Cemal Paşa için. Evet. Yani Cemal Paşa için vatan haini diyor. İşte, hayır, beyannamesi için. Beyannamesi için. Yalnız şey enteresan. Orhan Pamuk hala şey yapmadı. Orhan Pamuk sütten Nobel... az yazdı adam. Yoğurdu mordu bırak üflemeyi yanından geçirdi. Acaba geçirdim. Nobel alana kadar mıydı köprüyü geçene kadar? O Ermeni şeyi. Ya o da bir başka bir mesele. Şimdi yani roman yazan romanını yazsın aslında normalde. Yani şimdi hiçbir yerde okumamışlar. 1 milyon birileri diyor. Yani Allah aşkına Mavi Kitap'ta bile, Blue Book'ta bile şöyle diyor. 1 milyon 1916 itibariyle, Şubat 1916 itibariyle 1 milyon 150 bin Ermeni hayattadır diyor Blue Book'ta. Fakat bunu diyor öldürülenlerle ilgili olarak da şöyle bir şey söylemiş. Eğer diyor nüfus diyor 1 milyon 600 bin ise diyor. O zaman diyor katledilenlerin sayısı 450 bindir diyor. Yok 2 milyonsa diyor 850 bindir diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? 1 milyon 600 ile 2 milyon arasında 400 bin fark var. Bu kadar nüfusta çarpıklık olmaz yani. Murat onların hepsinin belgelerini de zaten... Bende de var birçok burada. Sizde de var pek çok belge. Peki tehcire gelelim. Çok affedersin bir şey söyleyebilir miyim? Hocam bu ilk Zeytun İsyanı. 1890 kaçtı o ilk? Zeytun İsyanı'nda. 1896 idi. 96. O da ciddi bir kıtal yapılıyor. Müslüman nüfus öldürülür. Evet. Orada çoğunluktadır. Bakın tek çoğunlukta oldukları yerde orasıdır. Bir daha Çin. Yani evet. Sayın Beyli bugünkü. Şimdi Zeytun'da o isyandan sonra Mihail Mihailovich İpolitov Ivanov adında bir Rus bestecisi Prosesyon de Serdar yani liderin yürüyüşü diye bir senfonik eser besteler. Çok meşhur bir parçadır. Tararara tararara di ra 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 di ra di ra ta ta ra ra ram. Ses berbat bu, var. Güzel çalışma makinesi söylüyorsun. Bu 12 Eylül'de Kenan Evren'in marşı oldu. Marşı oldu. Televizyonun önüne çıktı Kenan Paşa. Çok komik ya. Biliyor muydu acaba ne oldu? Bilmiyorlardı. Ne zaman Paşa çıksa bu marş çalınıyordu. Peki tehcire gelelim. Şimdi tehcire anlatacağız, konuşacağız. Bildiğimiz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla sadece Doğu ve Güneydoğu'da Ermenilere yönelik böyle bir tehcir oldu. Hmm. Bunun dışındaki Ermenilerin bir yere yollanması, sürülmesi, İstanbul'da da ciddi bir Ermeni nüfus var o zaman. 100 bin. 100 bin civarında bir Ermeni nüfus var. İstanbul'daki Ermeniler bir yere sürüldüler mi? Hayır, 252 bin, 252 kişi sadece komiteye üye oldukları için sürgün edildiler. Yani tehcir bölgesine gönderdiler. Edirne'den keza ve Tekirdağ gibi yani hiç tehcire tabi olmayan bölgelerden çok az miktarda komiteye üye olduklarını tespit ettikleri kişiler gönderildi. İzmir'den 256 kişi gönderildi. Dolayısıyla yani Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kastamonu bölgelerinden herhangi bir tehcir söz konusu olmadı. Buradaki Ermenilere yönelik bir saldırı herhangi bir hareket yoktu tabii ki. Bir de tabii şimdi zannediyorum Murat da söyleyecektir bazı şeyler var ellerinde Talat Paşa'nın evrakı dedikleri. Ona geleceğim, ona geleceğim. Şimdi orada da şimdi iki tür nakil var. Bir Zor tarafına yani Suriye tarafına yine Osmanlı topraklarında olmak kaydıyla o tarafa bir nakil var. Bir hocam de, pardon Zor neresi tam? Şehri Zor tam Murat suyuyla Fırat Nehri'nin birleştiği yerdir. Rakka var ya. Rakka'nın bulunduğu yer. Hani şimdi sahte pozelenler yok. Hayır hayır şurada bakın Rakka burada bakın. Şurası Zor bakın. Şu Miadin burası da Zor. Her yerde başka geçiyor bu çünkü. Türkiye sınırı dışında galiba bugünkü. Bugün Türkiye'nin sınırının dışında kalıyor ama Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bugün buradaki. Rakka bugün Türk antika piyasasındaki sahte pozelen imalat merkezidir. Oradan geliyor hepsi. Hani Mezatlar'da Şam, Memlük, İran falan evet. Onlar hep Rakka'dır. Şimdi bak şimdi orada gitti onlar da gitti. Peki bakalım. Yusuf Hocam. Evet. Benim yine bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin. İstanbul'da Samatya'da da bir Ermeni ayaklanması var. Yani Samatya'da da bir Ermeni ayaklanması oluyor ve hatta bir devlet kurma girişiminde bulunuyor. Bir bağımsızlık ilanı girişiminde bulunuyor. O nedir? Onun tarihi kaçtı tam olarak? Samatya'daki mi? Osmanlı Bankası baskını sonrası. Osmanlı Bankası'ndaki baskın sonrasında. Şimdi şöyle aslında Ermenilerin İstanbul'da bir devlet kurmaları zaten söz konusu bile değil. İyi, nüfusu tabii. Ya o kadar çok az azınlık. Pozisyonda kalıyor ki çok azınlık pozisyonda ama sadece kendi adlarını batıya duyurabilmek için bir takım girişimlerden bir tanesi olarak nitelendirebilirsiniz onu.